Senin burada ne işin var Sıla? Yerimin yanın olduğunu sanıyordum. Yanılıyor muyum yoksa? Bunları konuşmuştuk Sıla. Bana hak verdiğini söyledin. Niye gitmedin? İşler değişti Boran. Sen de bana Narin'i koruyacağına söz verdin. Peki Narin şimdi nerede? Haberin var mı? Nerede olacak? Bedar Ana'nın evinde. Ne kadar da iyi niyetlisin. Ama işler seni sandığın gibi değil. Emir zor uyuttum Celil. O bile hazmedemedi yengesinin götürülmesini. Bir hazmedebildik mi ki Bedar? Sanki bize soran oldu da eve basıp kızı tuttukları gibi götürdüler. Celil, ya Narin'e bir şey yaparlarsa? Yapamazlar Bedar. Boran Ağa varken yapamazlar. Tabii Boran Ağa'nın haberi olmadan işlerini hallederlerse o başka. Deme öyle Celil. Hangi ana babanın yüreği dayanır buna? Bu ona Kevser bile olsa yüreği kaldırmaz. Değil. Ya Bedar, hem çocuklar hakkındaki hükmü kimler verdi? Sen gidip konuşmadın mı Kevser kadınla vakti zamanında? Almadın mı ağzının payını? Şimdi ne soruyorsun bana? Hakkımızda yazılana itaat etmemiz gerek. Nasıl adam aptalsın? Benim de içim yanar. Ama töre yürümezse başımız yerde kalır. Bilmez misin? İnsan içine çıkamaz olur. Bedar, sen aradığında Sıla neredeymiş? Boran'la dışarı çıkacağım diye gittiydi. Meğer Boran onun eşyalarını hazırlatıp İstanbul'a yollayacakmış. Sıla'm gitmem demiş ama Boran'a gitmezsen ikinizi de koruyamam demiş. Arkandan Narin'i de yollayacağım demiş. Boran Sıla'yı kendi eliyle kaçırmayı düşünüyorsa demek ki akşamki meclis toplantısı pek hayırlı geçmedi. Ya Boran Ağa da korkmaya başladıysa vay halimize. Boran hiçbir şeyden korkmaz. Onun tek korktuğu Sıla'yla bebeğinin canı. Eğer Sıla gitseydi onun başına ne haller gelirdi düşünsene Celil. O cihanite başa geçmek için bunu kendi hayrına kullanırdı. Her şeyde vardır bir hayır. Vardır Bedar. Bütün bunları nereden biliyorsun Sıla? Uçağa binmeden önce annem aradı. Ağlayarak anlattı olanları. Narin gitmek istememiş ama annenle baban onu zorla götürmüşler. Eve geldiğimde de Ayşe'den başka kimse yoktu. Şimdi de nerede olduklarını bilmiyorum. Umarım Narin'e bir şey yapmazlar. Azat'tan sonra onu da... Bu kadar da zalim olmasınlar. Sonuçta onlar da Narin'in anasıyla babası. Nasıl böyle bir şey yapabileceklerini düşünebilirsin? Onlar senin de annen baban ama... ne bize ne de karnımdaki bebeğe acımadan ellerinden gelen eziyeti yapıyorlar. Doğumu da dört gözle beklediklerini farkındayım. Ama sadece torun hasretinden değil. Benim de son nefesim olduğu için. Peki bunlar zalimlik değil de ne? Can. Seni hiç görmeyeceğim. Sağ ol. Gelmeyebilirdim Esma. Çünkü sana kızgınım. Laflarımın çiğnenmesinden hiç hoşlanmam. Neden beni anlamıyorsun? Yapamadım. Seni son kez görmeden gidemedim. Neler olduğunu bile anlamadan seni bırakıp gitmemi nasıl bekliyorsun? Bak Esma, kararlarımı açıklamaktan, hele hele sorgulanmasından hiç hoşlanmam. Ben söylerim, sen de yaparsın. Ben senin aşiretindeki kadınlara benzemem. Canım ne istiyorsa ona yaparım. Emirlere de uymam. Sen de bunu böyle bilsen çok iyi olacak. Zaten beni sana bağlayan tavrın da bu galiba. Ne istediğini bilen, kendi kararlarını veren bir kadınsın sen. Madem bir açıklama istiyorsun, o zaman bir anlaşma yapalım seninle. Peki. Aklından neler geçiyor? Eğer ben sana anlatırsam, sen de yarın o uçağa bineceksin.